İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsanın 267. Duygu Toprak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 30. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün 6 Şubat depremlerinin ardından yaşam alanları ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen Yuva Projesi ekibinden Ersin Gök ve Tuğba Şehitoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Biz her zaman yaptığımız gibi önce konuklarımızı kısaca tanıtalım. Ardından sorularımızla bu projenin içeriğini kendilerinden dinleyelim. Tuğba, Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak stüdyo derslerini yürütüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Lisans ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans derecelerine sahip. Yüksek lisans eğitimi sırasında tasarım ofislerinde çalışırken katıldığı mimari kentsel tasarım proje yarışmalarından çeşitli ödüller de kazanmış. 2016 yılında Zeynep Akten ile Gig Office adlı mimarlık ve iç mimarlık firmasını kurarak yurt içi ve yurt dışında otel, restoran, konut ve mağaza gibi farklı projelerde tasarım ve uygulamalar gerçekleştirmiş. Aynı zamanda kurucularından olduğu Yuva Projesi ile deprem sonrası doğanın ve insanın korunmasını amaçlayan sağlıklı, modüler ve ahşap yarı geçici yapılar tasarlıyor. Ersin ise sinema sektöründe görüntü yönetmeni olarak çalışıyor. 9 Eylül Üniversitesi fotoğraf bölümünden mezun olduktan sonra genç fotoğrafçılara sergiler açan bağımsız bir galeri olan Genç Fotoğraf İnisiyatifi'nde yer almış. Daha sonrasında Sinema TV Sendikası'nın kurulmasına katkı sunmuş. İznik Samanlı Dağları'nda yaşıyor ve program öncesinde de bize ufak da olsa manzarasını gösterdi. Ekolojik ve sürdürülebilir yaşam biçimiyle yoğun şekilde ilgileniyor. 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki çalışmalarından sonra Yuva Projesi'nin yürütücülüğünü üstlenmiş. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve ilk soru için sözü Duygu'ya bırakıyorum. Ben de bizim 6 Şubat depremleri sonrasındaki kolektif mekan üretimi çabaları, çalışmalarına dair bu serimize katıldığınız için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Farklı alanlarda aktif profesyonellerin sahada işbirliği sonucu ortaya çıkan bir proje Yuva. Hayata destek, topluluk etkisi ve Abandoned Earth gibi sivil toplum örgütlerinin desteğiyle süregelen bir çalışma. İlk oluşum aşamanızdan, bu ortaklıklardan ve prototip tasarlama sürecinizden bahsederek başlayabilir miyiz? Tabii bence ki. Bence Ersin başlasın. Tamam, teşekkürler. Yani biz sinema sektöründe çalıştığımız için hani bizde mevcut karavan vesaire gibi, jeneratör gibi ekipmanlar çok fazla kullandığımızdan dolayı 6 Şubat depreminde bölgeye giden daha önce insani yardımda çalışmış ve mevcutta da çalışan arkadaşlarım beni arayıp şöyle bir şey söyledi. Ersin, biz yani burada hiçbir şekilde karavan, jeneratör vesaire gibi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Parasıyla da karşılayamıyoruz. Bunlar ciddi örgütler. Ama bölgede böyle bir talebi karşılayacak bir yapı yok. Bu konuda ne yapabiliriz dediler. Ben de o sırada yine köydeydim ve çok kar yağdığı için bölgeye gidemedim. Ondan sonra ne yaparız ederiz araştırırken, tabii bunlar saatler içinde oluyor. Ben yapımcı arkadaşlarımı arayıp dedim ki böyle böyle bir durum var. Özellikle doktorlar için çalışan birkaç örgüt var bildiğimiz. Ve oraya işte jeneratör ihtiyaçları, karavan ihtiyaçları, tuvalet karavanı gibi, yemek tırları gibi ihtiyaçlar var. Bunlarda ne yapabiliriz diye bir konuşma yaptık. Yaklaşık birkaç saat içinde bütün karavanlar, jeneratörler, yemek karavanları, ışık ekipleri, set ekipleri gibi insanlar bölgeye yönlendirildi. Biz bunun koordinasyonuna geçince iş tabii daha da fazla büyümeye başladı. Çünkü çok fazla insan destek olmak istediğini söylemeye başladılar. Çünkü duydular böyle bir şeyin olduğunu ve biz bölgeye daha fazla nasıl yardım edebiliriz? Kıyafet, yemek vesaire dışında aslında daha somut ihtiyaçları giderecek yapılar göndermek gerekiyordu. Organizasyon bir anda büyüdü ve birçok yapımcı, birçok film çalışanı, sektör çalışanı dahil olunca böyle ciddi WhatsApp grupları oluştu işte hepinizin bildiği gibi. İki gün, üç gün onun koordinasyonuyla devam ederken ama tabii bölgedeki arkadaşlarla şeyle konuşuyorduk, yani oraya bir yapılar gerekecek. Yani bu yapılar nasıl olacak? İşte çadırda mı kalacak insanlar, konteynerde mi kalacaklar gibi sürekli sorular tabii. En hızlı nasıl gidebiliriz ve oraya neler yapabiliriz? Tabii deprem nedeniyle de sektör durmuştu. Yani yaklaşık bir
2 hafta, 3 hafta kadar bütün çoğu dizi çekimleri, reklam çekimleri insanların da tabii moralsizliğiyle beraber durma kararı aldı. Biz de o sıra şey düşünmeye başladık. Ya bu kadar insanın iş gücü var. Hani filmciler biliyorsunuz yani çöre şehir kuran insanlar oldukları için. Hani bu kadar emeği biz acaba nasıl bölgeye aktarıyoruz? Çünkü herkesin bölgeye gitme ihtimali yok. Ya onu da biliyorduk. Yani şimdi İstanbul'dan 150-200 insanı oraya götürmek demek konaklama, yemek, içecek, tuvalet bir sürü dert yani bir yük. Onun yerine acaba burada kalıp ne yapabiliriz diye konuşurken ben o sırada araştırmalara başlamıştım. Yani bir demonte bir yapı mı yapsak, tırlara koysak, göndersek, burada üretsek film platı olur ama bunların hepsi saatler içinde oluyor. Yani böyle haftalar sürmüyor. Bu konuşmaların hepsi birkaç saat içinde olan ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan diye araştırmaya girerken sonra herkes dedik ya bir yerle başlayalım, üretelim, ne yapabileceksek yapalım, sen bize bir yer söyle falan. Bir anda önüme böyle bu TÜYAP'taki işte şey projesi geldi, 100 tane Tiny House projesi. Daha ilk günündeydi falan, biz iletişime geçtik. Ondan sonra çok iletişimde kuramayınca TÜYAP'a gittik, dedik yüz yüze görüşelim falan. Neyse gittiğimizde çok az insan vardı. Ben bir çağrı yaptım filmci arkadaşlar. Hani gelin hep beraber işte alanda bir şeyler üretelim, evler üretiliyor zaten hali hazırda. Bununla ilgili bir şey. O çağrı çok büyüdü. Sonuçta işte hem film sektöründen insanlar hem zaten selebritilerde olunca işin içinde bir anda büyüdü ve oraya böyle 400-500 kişi sadece filmci geldi. Ve proje ciddi anlamda ilerledi. Ama kafamızda hep aynı soru işareti vardı. Ya bunlar nasıl gidecek? Bunlar oraya nasıl taşınacak? Vesaire vesaire. Aynı zamanda da çok da doğal yapılar değiller. Yani ister istemez kullanılan malzemeler, tercihler ve bu beni zaten çok rahatsız ediyordu. Konteynerler zaten hepimizin bildiği gibi hem çevreye hem insan sağlığına çok zararlı oldukları için alternatif ne olabilir diye sürekli düşünüyorduk. Ve en sonunda şuna anladım ki ya bir demonte bir yapı yapmamız lazım. Hatta bunu mümkünse tamamen doğal ve ekolojik malzemeyle yapalım diye konuşurken Tuğba zaten çok yakın arkadaşım olduğu için Tuğba hem aynı zamanda mimar. Dedim ki Tuğba yani böyle böyle bir durum var, ne yapabiliriz? Hani bir çizelim mi biz bunu, bir çalışalım üzerine. Ben de bir doğal yapıda yaşıyorum, bir saman evde yaşıyorum şu anda. Doğal mimariye zaten aşinayım, malzemelerini biliyorum vesaire. Ondan sonra oturduk Tuğba, ben, işte Cemal, Emre hep beraber bir çizim yaptık. İşte ilk yuvanın prototipi. O sırada zaten TÜYAP'a gidip çalışmaya devam ediyoruz ama bir yerden de projeyi geliştiriyoruz vesaire. Bunlar zaten işte Şubat'ın sonlarına denk geliyor. Ondan sonra dedik ya tamam hani biz bunu yapalım ve İstanbul'da üretip gönderelim. Yaklaşık bir tıra 8-10 tane sığıyordu. Konteynere göre çok avantajlı, işte diğer yapılara göre avantajlı falan derken ilk prototipi TÜYAP'ta yaptık. Ondan sonra aslında niyetimiz bunu İstanbul'da üretmekti. Ama şunu fark ettik ki bölgedeki insanların da istihdam edilmesi, onların deprem psikolojisinden daha hızlı çıkarmak adına aslında bölgede lokal üretimin çok daha değerli olduğunu ve çok daha öncelikli olduğunu fark ettik. Yani projeyi normalde İstanbul'dan üretip göndermekten vazgeçip bunu biz alanda nasıl yürütüre geldik. Ondan sonra ilk prototipimizi yapıp yarısını bitirince dedik ki bir yerden fon bulalım ve bunu Hatay'da yapalım. Sonra işte ilk Hatay'da da prototipi yapıp onu yerleştirdikten sonra yuva tam olarak start almış oldu ve ondan sonra işte yurt dışından hayata destekle beraber bir de bizim bireysel çabalarımızla beraber belli fonlar bulduk. Şu ana kadar 22 tane yuvayı yerleştirdik. Çoğunluğu işte özellikle fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar olmak üzere daha çok çocuk bezli yapılara verdik. Çocuk bezli çalışan STK'lara verdik. Şu anki nihai hedefimiz 30'lu rakamlara ulaşmak. Ondan sonra da süreç devam ederse orada bu yapıyı devam ettirmek gibi niyetimiz var açıkçası. Kabaca böyle ama daha fazlasını detaylandırırız. O zaman ben bir sonraki soruya geçeyim. Tuğba, sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Şimdi biraz önce aslında girişte Ersin'in söylediklerinden anladığımız kadarıyla zaten dirençli yaşam alanları tasarımını öncelikliyorsunuz ve aslında konteynere karşıt yuvanın çok fazla avantajı var. Ama yine de şu anda gördüğümüz kadarıyla alanda çok ciddi bir şekilde de geçici barınma alanlarında konteyner dominant tasarımlar yapılıyor ve yeni yaşam alanları, yeni mahalleler üretiliyor. Dolayısıyla şöyle bir soruyla belki bazı söylediklerinizde tekrarlamayı da gerektiriyor bu soru ama yuvanın geçici barınma alanlarında orta ve uzun vadeli barınmaya yönelik olabilecek şekilde ne gibi avantajları var konteynerle kıyaslandığında özellikle, konteyner yaşam alanlarıyla kıyaslandığında özellikle? Aslında şöyle konteynerle kıyaslamak bile doğru değil.
Sadece burada maalesef tek alternatif şu anda konteyner olduğu için aslında konteyneri konuşuyoruz. Çünkü yuva ve yuva benzeri üretilen yapılar diyeyim ben. Konteynerle ilişkisi yok. Yani konteyner orada biz de anlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde insanları bir şeyin kapalı bir yere sokabilmek için gönderilen bir mekan bile diyemeyeceğim ben. Bir kutu aslında. Bizim mesela oradaki yerelden depremzede olup bizim ekipte yer alan mimar arkadaşlarımız açıkçası metal kafesler diyor. Yani dolayısıyla aslında biz bunu yuvayla kıyaslama gereği ya da kıyaslamayı bile hiç uygun bulmuyoruz. Ama şöyle özetleyebiliriz. Bir kere konteynerde insanların yarı geçici olarak bile yaşaması mümkün değil. Yani oradaki insanlarla da konuştuğunuzda, oraya gittiğinizde de ki artık bunları birçok haberde de görüyorsunuz. İnsanlar biz burada 2 yıl, 3 yıl yaşayamayız diye bağırıyorlar. Yani dolayısıyla bizim oradaki amacımız aslında yuva projesini 2 adım gibi de düşünebiliriz. Yani ilk adımda yuva acil bir barınak olarak nasıl üretilebilirdi? Ersin bana geldiğinde bütün o sorunların içinden yani Tuba buradaki sıkıntı yapının oraya modüler olarak ulaşması ve aslında en önemlisi de arazisinde kalıp bulunduğu toprağı terk etmek istemeyen insana ulaşmasıydı. Çünkü çok fazla insan gördük orada çoluğunu, çocuğunu, karısını konteyner kente gönderse de toprağında kalmak istiyor, yerini bırakmak istemiyor. Biz aslında ilk çıkış hedefimiz de oydu fikir olarak. Dolayısıyla da isteğimiz bir insana tıpkı artık çok fazla yerde var yani bir sürü marka bunu yapıyor. Modüler bir şeyi paketleyip göndermek ve herhangi bir uzmanlık yani sizin evinize yolluyorum gibi düşünün. Hiç alakanız yok. Belki hayatınızda tabure bile yapmadınız. Ama içindeki bütün şablonlarla, vidasıyla zaten amacımız oydu. Sadece bir tornavida ve vidayla insanın yapabildiği çünkü afet hali hiçbir şey bulunamıyor. Elektrik yok zaten. Dolayısıyla öyle bir durumda insanların yapabileceği bir yapıyı tasarlamaktı amacımız. Sadece barınak olarak da değil. Şimdi birinci amaç bu. Yani ilk anda baktığınızda konteyneri modüler olarak yollayamazsınız. Konteyneri ya da yapılmadı ya şu ana kadar. Konteyneri modüler olarak yerinde herhangi bir kişiye ürettiremezsiniz. Yani içine kafasını sokacak hale getiremezsiniz. Hep bir ekip gerektiriyor. Bir kere birincil fark bu. Çok temel. Bundan sonraki süreçte de yaşamsal farklılıklar başlıyor. Biz yuvaları yaparken mimarlığın en başından genelde maalesef büyük şehirlerde hep unutulduğunda aslında başlangıcı hiç öyle değil ama pasifik limlendirmeye göre her şeyi uygulamaya çalıştık. Yani birincisi ahşap zaten bu anlamda çok çok bizim için avantajlı bir malzemeydi. İçine kullandığımız yalıtım bor diye geçiyor. Tamamen doğal. Yani Ersin'in belki de yıllardır içinde bulunup araştırdığı diyebilirim. Çünkü kendi özel ilgisinden de bunu bildiğim için ben kendi evinin sürecinde de konuşuyorduk başka arkadaşları içinde. Yani en doğal ve en iyi yalıtımlardan biri şu anda. Onu kullanıyoruz. Çift kat sistemimiz var. Zaten panel 2 katlı. Dolayısıyla siz de şu anda bile anlamışsınızdır ısıya ve soğuğa yani sıcağa ve soğuğa karşı zaten panel malzeme kendini koruma altına alıyor. Biz bunun hatta yuvayı yaptıktan sonra ilk başta bulunduğumuz yerde etrafımızda konteynerler de vardı. Diğer STK'lı arkadaşların işte mecburen içinde çalışmak durumunda kaldı. Orada ölçüm yapıyordu arkadaşlarımız. Daha yani yazın başında yani Haziran bile değildi Mayıs aylarında biz yuvanın içinde 21-23 dereceleri Hatay'da ölçerken onlar 30'ları görüyordu. Ve bu ben en son herhalde bir ay olmadı Hatay'daydık hep beraber Ersin'lerle birlikte bütün yuva ekibi olarak. Gene oradaydık hatta Ersin yuvada kaldı ve klima yok kesinlikle hiç kullanılmıyor ona rağmen gayet konforlu bir şekilde belki de bizden ben arkadaşımın evinde kalmama rağmen çok daha rahat bir şekilde yuvada yaşanabiliyor. Çünkü konumlandırma yaparken de bize geldiğinde araziler rüzgar hakim rüzgar yönünü biliyoruz.
ve buna göre konumlandırma yapıyoruz. İçindeki ıslak hacim, işte içeride insan yaşarken kokmasın, etrafına rahatlık vermesin, yani rahatsızlık yaşatmasın diye bölgenin özelliklerine göre konuyor. Bölgedeki insanın alıştığı şekilde mutfak tezgahını geniş tutmak gerekiyorsa geniş tutuyoruz. Ya da yatak odalarını minimumda çözüyoruz ama işte camları mümkün olduğunca kış aylarında, çünkü çok soğuk oluyor rüzgarından, kuzeye koymuyoruz gibi. Aslında dediğim gibi ikincil ve temel şeyi pasifik iklimlendirme. Ve bir de çok çok önemli bir şey daha var ki o da yuvanın aslında rüzgar ve güneş hasadı dışında yağmur suyu depolaması. Bölgenin yaşayanların çok iyi bildiği gibi bir su sıkıntısı var. Ciddi bir su sıkıntısı var. Dolayısıyla da öncesinde de varmış. Biz zaten bunu bir anlamda da burası yeniden inşa edilecek. Buradaki insanların zihnini de aslında yeniden inşa edebilir miyiz fikriyle de yola çıkmıştık. İnsan yağmur suyunu toplayıp bunu musluk suyunda ve klozet suyunda kullanabilir. Hatta bu musluk suyundaki su ya da lavabosunda kullandığı suyu minimumda harcaması için pedallı musluklar, pedal sistemiyle çalışan, ihtiyaç kadar su akıtan sistemler kullanabilir diye yola çıktık. Ve şu anda yuva aslında tamamen bence mimarinin en temel özelliklerini taşıyan çok kompakt bir birim. Dolayısıyla hani bunu konteynerla ben şahsen mesleki olarak kıyaslayamıyorum. Ama dediğim gibi mevcuttaki alternatifte başka bir alternatif olmadığı için, mesela bir kireç, şeker, piç yapı ya da işte bir sıkıştırılmış toprakla üretilmiş. Keşke onlar olsaydı. Biz de keşke şu an onları konuşuyor olabilseydik. Çünkü onlar da var, o teknikler de var. Böyle özetleyebilirim aslında. Ersin'in de belki eklemek istedikleri vardır. Ki işin bir de tabii üretim atölye kısmı var ki orası bambaşka. Çünkü ben yapı üzerinde söyledim. En büyük özelliklerinden biri de modüler olduğumuz için büyüyebiliyoruz biz. Yani modüller eklenerek bir sınıfa dönüşebiliyor. Eklenerek başka ihtiyacı olan başka bir barınma tipine dönüşebiliyor. Yani sadece bir aile gibi düşünmeyin. Topluluk merkezine dönüşebiliyor. Ki bunu şu an belli markalarla çalışıyoruz. Çocuk eğitim topluluk merkezleri, travma sonrası. Kadın eğitim topluluk merkezleri. Sayılar artıyor. Birleşiyor, açılıyor, L oluyor, T oluyor. Yani birim aslında çok fonksiyonlu bir sisteme. Bizim için artık yuva zaten bir sistem oldu. Bir model oldu. Arka planda da Ersin Atölye'den bahseder ki o da bence konteynerle kıyaslandığında üretim sürecinde kim dahil oluyor? Yuvayı kim yapıyor kısmına girdiğimizde çok büyük bir fark. Bizim de zaten bir sonraki sorumuz teknik özellikler olacaktı Tuğba. Harika bir şekilde özetledin. Teşekkürler. Biraz daha ekolojik ve döngüsel tasarım kriterleri nedir diye açalım diyecektik. Oradan sonra da evet uygulama süreçleri de bence çoğu insanın tahmin edemeyeceği şekilde bir uygulama süreci var. Hani birazcık yereldeki üretim, yerel istihdam ve uygulama süreciniz, yani o küçük ekiplerin neler başarabildiğine dair de kim söz almak isterse ondan dinleyelim. Bence Ersin başlasın. Olur. Aslında keşke Gizem olsaydı tabii. Yani Gizem bizim bölgeden mimarımız. Aynı zamanda inanılmaz bir desteği var bize sağ olsun. Çünkü hem bölgeyi çok iyi biliyor. Hem de böyle hem kontaklarıyla, mimari bilgisiyle, bölge bilgisiyle bize çok faydası oldu. Yani yuva aslında evet Tuğba'nın da bahsettiği gibi normalde ilk çıkış noktası ekolojik döngüsel prensiplerle yapılan bir yapıydı. Ama işte yuva öyle bir yere evrildi ki aslında oradaki atölye yuvanın kendisi olmaya başladı. Yani çünkü atölye çalışanlarının ne yazık ki yarısı hala çadırlarda kalıyor. Ve bu insanlar ki yarısı kadın, çamaşırlarını yıkayamıyorlar, duş alamıyorlar. Bize ilk talepleri buydu, biliyor musunuz? Çok şaşırdık yani. Hani şimdi normalde bir atölyede şey istemezsin ya, çamaşır makinesi niye olsun diyorsun ama mesela onların ilk bizden talep ettiği şey bir çamaşır makinesi olabilir mi? Çünkü yıkayamıyorlardı ve bir an biz şeyi fark etmeye başladık. Yavaş yavaş. Yani aslında bunun bir psikososyal destek tarafı olmaya başladı. Yani oraya gelen insanlar aslında ki oraya geldiklerindeki asıl amaç paradan çok, o da önemli. Ama hem deprem psikolojisine uzaklaşmak, hem bir üretimin içinde olmak, hem bir yarayı sarmak,
hem de birlikte böyle sohbet, muhabbet edebilecekleri başka bir alan oldu. Yani yuvanın o atölye aslında kalbine dönüştü. Çünkü normalde biz bir tasarım ofisi gibi davranmak istiyorduk. Yani biz sadece tasarlayalım, bunu birilerine verelim, üretsinler falan ama günün sonunda şunu fark ettik ki aslında oradaki insanlar için üretmek çok daha kıymetli. Ve inanır mısınız sadece bir tane ahşap ustamız var. Hiç kimse ahşap bilmiyor. Hayatlarında tornavida tutmuş insanlar değiller, matkap tutmuş insanlar değiller. Ahşapla yani çok simple düzeyde ilişkileri var ama şu an hepsi belli oranda kendi mobilya üretecek kadar ahşap öğrendiler. Kendi üretimlerini yapacak kadar ahşap öğrendiler. Yarın öbür gün belki kendi evlerini yapmaya cesaret edebilirler. Ya da umarım olmaz ama olacak bir afette hadi gelin başka bir yere gidiyoruz ve oraya bir yuva atölye kuruyoruz ve gelmek istiyorlar. Çünkü bu yani onlar için çok şey oldu. Tarif edilemeyecek bir şey. Biz de anlamadık açıkçası. Yani çünkü öyle bir şey belki biz daha mekanik olarak nasıl üretiriz, nasıl ucuza üretiriz, nasıl ekonomik olur ama otomatikman şunu anladık ki ekonomik üretmekten çok işin psikolojik tarafı daha ağır bas. Normalde bu belki 6 ustayla yapılacak işi biz şu an 25 kişi yapıyoruz. Ama inanın yani 25 insanın hayatı kattığı değerle 6'nınki çok farklı. Yani evet onlar belki daha az üreteceklerdi. Ama aslında şu an bir yani 25 insana etkilediğimiz alan ve onların zihinsel dönüşümü çok daha kuvvetlendiriyor hikayenin özünü. Çünkü iki tane felsefe mezunumuz var. Bir psikologumuz var. Öğretmenimiz var. Bambaşka 60 yaşında ablamız var. 60 yaşında marangozluk yapıyor. Yani tabii ki aktif olarak yapmıyor ama getiriyor, götürüyor, yardım ediyor. Düşünebiliyorsunuz. O kadar büyük bir etki bu gerçekten. Çünkü aynı zamanda ekolojinin ne olduğunu anlamaya başladılar. Ekoloji ne demek? Şimdi kafalarında canlanıyor. Atölye mesela atıksız. Herkese kupalar aldık. Böyle kupalar hediye ettik. Üzerlerine isim yazdık. Plastik bardak kullanmasınlar diye. Yani hiç tabii doğal olarak hani İstanbul'daki insanların ekolojiye birazcık daha yakınlığıyla oradaki mesafe çok farklı. Ama hemen anlatılar hikayeyi. Bizim özümüzün aslında bir dünya meselesi, insan meselesi olduğu anlayınca onlar çok daha fazla yükseldiler ve birçoğu artık şey normalde başka şehirlere gidebilecekken gitmeyip yuvaya devam etmek istiyorlar. Yani biz çalışalım, burada üretmeye devam edelim, öğrenmeye devam edelim. Çünkü bu kadınlar özellikle yani buradan çıktıklarında belki ahşap atölyesi üretecekler, ahşap oyuncak üretebilirler, ufak basit mobilyalar üretebilirler. Bir ciddi bir aslında yeni bir gelir kaynağı da olabilir, yeni bir iş öğrenme de olabilir onlar için. O bizi şu an çok motive ediyor. O anlamda yani yuvanın ekolojik özellikleri artık yuvanın psikolojik özelliklerine doğru evrildi bir noktada. Ve şeyi gördük aslında yani ilk hedefimiz projede bir barınma yapmaktı. Barınma çözümü bulmaktı. Ama şimdi yarın öbür gün felakette barınmadan çok psikososyal destek merkezi olabileceğini gördük üretimin. Yani çünkü tabii ki insanlara gidip orada konuşmak iyi geliyor. Ama biliyorsunuz ki üretmek en iyi şey hayatta. Ve insanlara üretebilecek bir nesne veriyorsanız ki bunun sonucunun iyi bir yerde inşa edildiğini gördüklerine heyecanlanıyor. Çünkü düşünün atölyede yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, vidalıyorsunuz ama o bir panel. Ama biz alıp onları götürüyoruz ve yuvayı görüyorlar. Bakın bu oldu. Yani yaptığınız panel bu oldu. Şimdi mesela onlar da şeye gelmeye başladı montaja. Çok değerli. Biz bunu işte sürdürmek için nasıl planlar yapabiliriz? Bunu nasıl çoğaltırız? Başka illerde nasıl açarız? İşte Maraş'ta, Malatya'da, Antep'te. Yarın öbür gün belki bu yuvalar devam eder ve insanların tiny house isteklerini karşılar hale gelebilir. Çünkü orada bir lokal istihdam bu. Sonuçta biz bu işten para kazanmıyoruz. Zaten gönüllü olarak çalışıyorum ben. Ama onlar buradan ekonomik bir girdi de kazanıyorlar. Ve niye Hatay'dan üretilmesin ki Türkiye'deki tiny house'ların çoğu ya da Malatya'dan ya da Antep'ten? Biz onu fark ettik. Ya başta böyle çıkmamıştık dürüst olmak gerekirse. Daha barınma odaklanmıştık. Ama şimdi buna geldi. Ama tabii konteyner meselesi gerçekten hayal edilenin ötesinde. Yani Hatay'a girdiğinizde yani bütün ana yol boyunca sağlı sollu konteyner kentler görüyorsunuz. Arkadaşlar bu hayal edilebilecek bir şey değil. Yani istediğimiz kadar konuşalım. Onu orada yaşamadan, görmeden diye 1000 tane konteynerin olduğu kentler var. 1000. Yani ve hepsi birer metre arayla küp 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 üst üste koyulmuş beyaz bir metal kutular zinciri. Hiçbir yeşil yapı yok. Hiçbir organik bir şey göremezsiniz. Her yer mıcır. Her yer bembeyaz. Yani renk körü oluyorsunuz gittiğinizde. Beyaz körlüğü. Dağcılıkta vardır. Kar körü derler. Göz göremez hale geliyorsunuz. Yani bir insanın psikolojisini zaten nasıl düzeltebiliriz biz böyle? Ama işte bütün konuştuğumuz kurumlar, yani devleti geçiyorum. Bakın hiç boş verin devleti. Büyük STK'lar bile konteyner almaya devam ediyorlar. İnanılmaz değil mi? Mart ayında ismini vermeyeyim ama çok bildiğiniz, çok güvendiğiniz o STK'lar bile biz Mart ayında böyle bir şey yapalım dediğimizde bile biz konteyner alacağız diye cevap verdiler bize. Yani
Bu çok üzücü. Hani işin sadece bürokratik devlet tarafını geçelim. Ben size söyleyeyim, gerçekten birçok örgüt bu noktada çok şey yaban bu meseleye. Yani yapıların ekolojisini geçiyorum. Yapıların insan sağlığına zararını bile, yararını bile düşünmüyorlar. Yapılan bir sürü prefabrik evler dünya paraları harcanıyor. Hiçbiri bir işe yaramayacak. Çünkü o insanlar orada yaşamak istemeyecekler zaten. Siz o paraları oraya harcıyorsunuz ama o insanlar orada kalmayacaklar. Çünkü onlarla hiç konuşmadan verilen kararlar bunlar. Nasıl bir evde yaşayacağını sormamışsınız o insanlara. Nasıl bir şey hayal ettiğini sormamışsınız. Üzerinden geçmiş 7 ay hala koca koca büyük sivil toplum örgütleri gidip hala konteyner yapmaya çalışıyorlar. Ulusal ve uluslararası örgütlerden bahsediyorum. Üzücü ama en azından belki şöyle düşünüyoruz. Yuvanın bu çıktısı hem psikolojik anlamda hem yapı çözümü anlamında umarım olmaz. Bir sonraki afete bir katkı olur. Mesela geçen Tuğba ile yine Amerikalılar Mimarlar Enstitüsü'nün sunumuna katıldık. Çok ünlü bir Japon mimar var, Hitoshi Abe. Depremden sonra devlet bütün şeyi ona vermiş dönüşüm. 300 tane mimarla sahayı gezmişler. Ve diyor ki Hitoshi Abe, 12 yıldır ulaşamadığımız köyler var. Yani ulaşamamak anlamında yapı yapamamış. Japonya dünyanın en çok parasını harcamış ülke bile 12 yıl sonra oraya bir yapı koyamamış. Diyor ki aslında afetin ilk anlarında koyulan yapılar doğru olursa o 10 yıl daha götürebilir. İşte yuva bence böyle bir çözüm. Belki bizden daha iyi yapacak birileri çıkabilir. Şey iddia etmiyoruz yani. Ama fikir olarak artık bu yapıların daha kolay monte edilen, daha kolay stoklanabilir ve upgrade edilerek ileride bir barınma çözümüne gidebileceğini hepimizin anlaması lazım. Bu sadece devletin anlaması gerektiren bir şey değil. Ben gerçekten şey yapmıyorum, bürokraside değilim. Yani bir sivil toplumun da bunu anlaması lazım. En az bir o kadar da parayı sivil toplum harcadı sahaya. Gidin bakın kaç tanesinin ahşap yapısı var. Yani çok şaşkınlık içinde kaldık. Yani o kadar duyarsız da demek istemiyorum ama çok dikkatsiz davranılmış. O anlamda biraz şey ama dediğim gibi yani yuvanın bence gideceği, geleceği, ileride yapmak istediği şeyler oradaki hem psikososyal desteği yapabilmek hem de o bölgenin ekolojik mimari döngüsünü başlatmak istiyoruz. Tuba'nın dediği güzel bir nokta var. Keşke her şey toprak yapı olsa. Ama o artık secondary past yani onu yapmak için zaman lazım. Ama en azından biz yuva olarak bir sonraki afette insanlara şeyi anlatmak istiyoruz. Bakın saman evler var, ben içinde yaşıyorum. Şu gördüğünüz şey saman arkamdaki. Toprak sıva. Bakın işte ramped earth toprak evler var. Bakın işte sıkıştırmış toprak paneller var. Hani evlerinizi böyle yapabilirsiniz de anlatmak istiyoruz biz onlara. Öyle bir yere doğru yöneleceğiz diye düşünüyorum. Ama yuvanın kalbi şu an atölyemiz ve atölyeyi biz ne kadar daha orada aktif tutabilirsek biliyoruz ki o dönüşüm herkes için daha kalıcı olacak ve geleceğe daha çok şey miras bırakacak diye düşünüyorum. O kadar iyi anlattınız ki ben dinlerken geleceğe dair ümitlendim doğru söylemek gerekirse. Tabii ki umarız bir afet sebebiyle olmasın ama yuvanın bundan sonra diğer kentlerde uygulanabilir hale gelmesi ya da şu anki yerel orada çalışan atölye yani sizin de kalbi dediğiniz ekip için belki de hakikaten ciddi bir ekonomik gelire, ekonomik iş koluna dönüşmesin, niye dönüşmesin diye hakikaten ben de kendi kendime heyecanlandım burada. ama bir yandan da süreyi gözetiyorum. Dolayısıyla son bir soruyla da mümkünse kısa bir şey ekleyebilir miyim burada? Çok minik. Özellikle Ersin'in sözünün devamına. Bir de biz yuvayı sadece modüler olarak yapmanın ötesinde modüler olarak da sökebiliyoruz. Şimdi aslında burada evet gizem olsaydı onun üstünde çok duruyor. Ve diyor ki biz burada yuvaları depremzedelere bütün o bölgedeki dağıttığımızda ve onlar kendi evlerine geçtiği zaman gerçekten o kalıcı konutlarına sonra belki 5 yıl 7 yıl onların da bir afet olduğunda daha üretilmeden bile üretilmiş olanlar sökülüp paketlenip hazırda bekliyor. Yani bir de böyle bir yanı da var. Üretilen şeyin hiçbir şekilde bir maddi ya da döngüsel anlamda bir zararı yok. Hep bir fayda yönünde gidiyor aslında. Mesela bu da çok kıymetli bir yer. Biz bunun da hep üstüne duruyorduk. Yani bir exit planı dediğimiz bir şey. Mesela konteynerle ilgili binlerce konteyner var. Hep bunu yani yana yakına bunu düşünüyoruz. Ne olacak onlar? O insanlar çıktıktan sonra. Yani çevreye zararı, kullanım anlamındaki yani pasifliği hiçbir işe yaramayacak. Bir de konteyner küflenir. Ben mimar olduğum için
stajlarımdan biliyoruz. Hep konteynerdaydık. Ve inanın o kadar kısa sürede bile nefret ederdik içinde olmaktan. Klima koysanız da o kadar küçük ki ya hasta olursunuz onun içinde. Ya da klimasız olduğu için de kokar, küflenir. Yani nefes alamadığınız bir yer. Bırakın depremde de olmayı. Ben mimarlık öğrencisi olarak içine girmek istemediğim bir yapı modeliydi yani. O yüzden sökülme kısmı da aslında çok çok altını çizdiğimiz bir yer. Ve biz bunu yaptık. Yani gerçekten kurduk, yaptık, inşa ettik, söktük, başka yere taşıdık. Orada da tekrar kurduk. Yani bunu yapmaya da devam ediyoruz. O yüzden bu kısmı, yani yapının sürdürülebilir, gerçek manadaki sürdürülebilirliği belki de bu. Zaten böylelikle de döngüsel tasarımdan da bahsetmek mümkün oluyor. İyi ki bu son eklemeyi yaptınız. Çok hakikaten kıymetli de bir noktaya da değinmiş oldunuz. Ben son olarak kampanyanızla ve kampanyanızla ilgili detayları sizden dinleyip destek çağrımızı yapıp mümkünse programı toparlamak isterim. Buyurun, söz sizde. Tuğba, sen anlatabilirsin. Yani aslında bizim kampanyamızda biz ilk günden beri özellikle Ersin'in de başladığı atölye özelinde ve bu atölyenin devamında hep bir destek istedik. Çünkü bu modeli devam ettirmek istiyoruz. Biz yapılan bütün desteklerle orada ihtiyacı olan çocuk merkezleri, işte Türkiye Down sendromlar ya da Spastikler Vakfı gibi gerçekten özel ihtiyaçlar, çocuklara yönelik ihtiyaçlar, kadınlara yönelik ihtiyaçlar gibi merkezleri yapmaya başladık. Dolayısıyla bunun devamında da bu kampanyada aslında herkesin desteğini istiyoruz. Her türlü desteğini istiyoruz. Çünkü bizim kendi yapı modelimizde stajyer arkadaşlar geliyor. Onlar bize destek oluyor. Onlar kendi öğrenimleriyle ilgili çok fazla bir deneyim elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla da aslında ilk çağrımız herkese bizi desteklemeleri, takip etmeleri, daha fazla insana duyulmamız için yerli yabancı. Şu anda isim verebiliyor muyuz Ersin bilmiyorum ama bizi destekleyen, celebrity olan, baştan itibaren çok sevdiğimiz destekçiler var. Eğer onlardan bahsedebiliyorsam. Evet evet, bahsedebiliriz. Sağ olsun, yani ilk günden itibaren Karsu zaten hani Hataylı olmasının da özelinde bölgeye çok çok ciddi desteklerini sürdürüyor. İlgisiyle birlikte, bunu sadece maddi bir şey olarak da söylemiyorum. Maddi, manevi ve bütün ailesiyle. O şu anda bir zaten foundation kurdu ve yuvayla birlikte açık bir çağrıyla aslında destekleri alıyor. Oradan bunu yapabilirler. Ya da hayata destek gibi bizimle birlikte olan sivil toplum kuruluşlar var. Onlara yine bağışlar yapabiliyorlar. Biz onlarla birlikte yine ihtiyacı olanlara fonksiyondan bağımsız, çünkü biz her fonksiyona dönüşebildiğimiz için, çok altını çizerek söylüyorum, tuvalet dahi ne gerekiyorsa yuvaları gidip yerinde üretiyoruz. Yani yapıp üretip teslim ediyoruz. Ersin de ekleyecektir mutlaka. Evet, yani Instagram hesabımız var, Yuva Project. Evet. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Orada gerekli linkleri bulabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz, dediğim gibi yine Karsu'nun başlattığı kampanya ve hayata destek üzerinden olabilirsiniz. Merak ettiğiniz herhangi bir şey için de bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün katıldığınız ve bizlere bu değerli projeyi anlattığınız için umarız bu program destek kampanyanızın daha fazla duyulmasına vesile olur ve bu programı dinleyen ve izleyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz sizlere katkıda ve destekte bulunurlar diyerek müsaadenizle bu akşamki programı kapatmak istiyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 268. bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gökhan Karabulut'u ağırlayacağım ve kendisiyle Suriyeli göçmen emeği, sermaye türleri ve sosyal ağlar ile ilgili
yaptığı doktora tez çalışması kapsamında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımızla ilgili olarak Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir. Ortaklaşa.net adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.